Türkiye'nin parti devletine geçtiğini biliyoruz. Bunu ifade ettik, ifade etmeye devam edeceğiz. Ama bir haftadır verilen mesajlara baktığımızda sadece parti devletine değil, mafya devletine geçtiğimizi gösteriyor. Bir İçişleri Bakanlığı'nın partimizin yasal parti olup olmadığını değerlendirmeye, buna dair kamuoyuna bir mesaj vermeye hakkı yoktur. Partimiz seçimlere girmiş ve kendi tüzüğü, programı ve Türkiye'de resmi olarak kabul edilen anayasa doğrultusunda siyasi partiler mevzuatı doğrultusunda çalışma yürütüyor. Ama İçişleri Bakanı hızını alamıyor ve HDP diye bir parti yok diyerek kriminalize etmeye çalışıyor ve hedef gösteren mesajlar vermeye devam ediyor. Değerli arkadaşlar, seçim kampanyası boyunca birçok il ve ilçede doğrudan saldırıya uğradık. Bunlarla ilgili hesap vermesi gerekenler, açıklama yapması gerekenler, bunların kimler tarafından gerçekleştirildiği, ne hedeflendiği, bunlarla ilgili ne kadar ciddi, etkin idari soruşturma ve yargılama sürecinin işletilip işletilmediğine dair hesap vermesi, açıklama yapması gerekenlerin bırakın bu görevi yerine getirmeyi, aksine yeni saldırılara, yeni linç girişimlerine zemin oluşturacak mesajlar vermeleri, açıklamalar yapmaları bundan sonra olacakların da sorumluluğunu üstlenme anlamına gelir. Değerli arkadaşlar, elbette ki birileri siyaseti böyle yapmak istiyor olabilirler. Racon kesmeyi marifet sayabilirler. Mafya ağzıyla konuşmayı siyasetlerine yakıştırabilirler. O onların siyaset tarzlarıdır. Ama biz kimsenin şamar oğlanı değiliz. Kimse kendi iç siyasi hesaplarını, kendi kişisel hesaplarını, beklentilerini, bakan olma heveslerini, arzularını, hırslarını bizi hedef haline getirerek ya da muhalefeti hedef haline getirerek karşılayamaz, gerçekleştiremez. Cumhurbaşkanı hükümeti kurma işini elbette ki kendi yasal süreci içerisinde gerçekleştirebilir. Ama bakan isimlerini bir an önce açıklasa iyi olacak. Çünkü belli ki bakan olma beklentisi bazılarını çıldırtmış durumda. Ne söyleyeceklerini, ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Kendi görevlerini, pozisyonlarını unutmuşlar ve ancak böylece kendilerine alan açabileceklerini, bir koltuk kapmaca yarışında bir öne geçme pozisyonu yakalayabileceklerini düşünüyorlar. Değerli arkadaşlar, bizim bundan sonra muhatabımız İçişleri Bakanı değildir. Eğer bir partisi varsa o partinin genel başkanı bu duruma bir açıklık getirmelidir. Bir partinin eş genel başkanını aramak, tehdit etmek normalse, olağansa, siyasi ahlaklarıyla bunu bağdaştırıyorlarsa elbette ki takdir, tercih kendilerinindir. Herkes bu tarzın sonuçlarını göze almış demektir. Eğer bu bakanın bir başbakanı varsa ve bu bakan bir başbakana karşı sorumluysa, bu başbakanın artık kalkıp bir açıklama yapması gerekir. Evet, biliyoruz görevi bitmiş olarak gözüküyor ve bundan sonra nerede, nasıl olacağına dair belirsizlik onu da kaygılandırıyor olabilir. Ama bu karambol, bu kaos, bu ortam asla İçişleri Bakanlığı'nın bağlı olduğu hükümet ve başbakanını sorumlu davranmaktan alıkoymaz. Dolayısıyla bundan sonrasında biz elbette ki bu polemiğin tarafı olmayacağız. İster televizyon ekranlarında tek taraflı kendince polemik yapmaya ya da hedef göstermeye devam etsin. İsterse yine aklı estiğinde telefona sarılsın, birilerini tehdit etsin. Hangisini tercih ederse etsin, bizim bundan sonra bu konuyla ilgili açıklama beklediğimiz muhatap kendisinin bağlı olduğu hükümetin sorumlusu başbakan ve mensubu olduğu partinin genel başkanı olan Erdoğan'dır. Değerli arkadaşlar, elbette ki bu ülkede İçişleri Bakanlığı'nın hesap vermesi gereken çok sayıda olay gerçekleşiyor. Mesela
bir eski belediye başkanının karşılama töreni gerçekleşiyor. Ve bu karşılama sırasında onlarca kişi havaya silahla ateş açıyorlar. Bunun görüntülerini çekiyorlar. Muhtemelen bu görüntüleri kendileri paylaşıyorlar. Bırakın olayın kendisini. Bu manzara, bu fotoğraf acaba İçişleri Bakanlığı'nın ve ona bağlı olan emniyet birimlerinin, istihbarat birimlerinin hiç haberi olmadan mı gerçekleşiyor? Yani bu kadar insan silahlı, bu kadar insan sokaklarda, bu kadar insan ellerinde silahlarla havaya ateş açıyor olacaklar ve bundan önceden kimsenin haberi olmayacak. O zaman demek ki bu ülkede bir İçişleri Bakanı ve bir güvenlik istihbarat mekanizması yok. Ya da bu mekanizmalar sadece muhalifler için işliyor ama iktidar partisi söz konusu olduğunda hukuksuzluk, yasa tanımazlık son derece sıradan, son derece olağan görülüyor. Yine değerli arkadaşlar, her ne kadar televizyon ekranlarına 3-5 çocuğun bilgileri yansımış olsa da kamuoyu elbette ki her birinin hayatı son derece değerli, 3-5 çocuğumuza odaklanmış olsa da bu ülkede 5000 çocuk kayıp. İçişleri Bakanı kendi bakanlığı dönemine büyük kısmı denk gelen bu 5000 çocuğumuzun kim tarafından kaçırıldığını, nasıl kaybolduklarını, neden ulaşılamadığını açıklamak zorunda. Şimdi 5000 çocuğun hesabını sormak yerine televizyon ekranlarına çıkıp muhalefete ders vermeye kalkarsanız, muhalefeti hedef haline getirerek kendi kişisel siyasi geleceğinize dair plan yapmaya kalkarsanız bunun sorumluluğundan asla kaçamazsınız, asla kurtulamazsınız. Herkesin yaşama hakkını güvence altına almak, hele çocuklarımızı korumak galiba insan güvenliğini, toplum güvenliğini kendisine dert edinen bir hukuk devletinde İçişleri Bakanı'nın birinci görevi ve öncelikli sorumluluğudur. Değerli arkadaşlar, yine seçim döneminde yaşadığımız hukuksuzlukların büyük kısmının sorumlusu doğrudan doğruya mülki idare amirleri, onlarla birlikte hareket eden muhtarlar ve şüphesiz onları böyle davranmaya teşvik eden, cesaretlendiren, belki görevlendiren ya da en azından bu duruma göz yuman, bu durumla ilgili hiçbir idari soruşturma süreci işletmeyerek bundan faydalanmaya çalışanlardır. Değerli arkadaşlar, birçok ilçede kaymakamlar doğrudan doğruya seçim kampanyası yürüttüler. Tanıklar var, fotoğraflar var, videolar var. Her gün akşam bir köye gidip eğer oy verirseniz hizmet alırsınız, oy vermezseniz kusura bakmayın 25 Haziran'da kapımızı çalamazsınız diye tehditte bulunan kaymakamlar var. Şimdi bunlarla ilgili kaç tane girişim, kaç tane soruşturma süreci başlamıştır? İçişleri Bakanı bunu açıklamalıdır. Evet, seçim süreciyle ilgili yaşadığımız devlet imkanlarının kullanılması, hukuksuz, keyfi kullanılması ve partimize yönelik engellemelerle ilgili çok değerlendirme var. Bunları zaman zaman paylaşacağız ama birkaç tanesinin özellikle altını çizmek isteriz. Bunlardan birisi değerli arkadaşlar, 142 kodlu, yani görevli kamu güvenlik güçleriyle ilgili oy kullanma rakamlarıdır. Yüksek Seçim Kurulu bu konuda ikna edici, net bir açıklama yapmalıdır. Kaç kişi 142 koduyla, yani görevli bulundukları şehirde ve hangi sandıkta ya da sandıklarda oy kullanmıştır? Buna dair açıklama bir an önce yapılmazsa YSK'dan, biz elimizdeki verileri yorumlayarak, değerlendirerek kamuoyuna açıklayacağız. Çünkü bizdeki rakamlar bu konuda son derece keyfi davranıldığını gösteriyor. Çok ciddi bir kaydırma, planlı ve milletvekili çıkartma sayılarının, rakamlarının son derece düşük olduğu illere yönelik bir kaydırma yapıldığı yönünde ve bunların sandıklarda denetlenmediği yönünde. Yani aynı kişinin birden fazla yerde bu elindeki yetkiyi kullanarak, yani görevli bulunduğu sandıkta ya da şehirde oy kullanma hakkını fazlasıyla defaaten kullandığı yönünde. Elbette ki
Bu konuda açıklama yapmak da Yüksek Seçim Kurulu'nun görevidir, sorumludur. Yine değerli arkadaşlar, özellikle taşıma yapılan seçmen sayısının kaç olduğu konusunda ciddi bir şaibe bulunmaktadır. Kararı alınan, somutlaşan rakamlar 140 binle 170 bin civarında olmasına rağmen bizim elimizdeki verilere göre birleştirmelerle birlikte, taşımayla birlikte birleştirmeleri de kattığınızda 300 binin üzerinde, 320 bin civarında seçmen bundan etkilenmiş gözüküyor. Sandık birleştirme yaparken eğer seçmen sayısı çok düşük değilse, seçmen listelerinin neden ortaklaştırıldığına dair Yüksek Seçim Kurulu bir açıklama yapmalıdır. Yani iki mahalleyi bir araya getirdiğinizde iki ayrı sandık değil de neden bu tek sandığa dönüştürülmüş ve seçmen listeleri tek liste haline getirilerek denetlenmesi, takip edilmesi, izlenmesi zorlaştırılmıştır. Yine geçersiz oylarla ilgili değerli arkadaşlar, bizim çok ciddi kaygılarımız ve şüphelerimiz var. Bir kere ilginç biçimde sadece basit birkaç ili bile karşılaştırdığımızda, örneğin Muş'ta defaten sayım kararı alındı, tekrar tekrar oylar sayıldı ki acaba oradan AKP'ye bir vekil daha çıkartabilir miyiz hesabı yapıldı. AKP itiraz ettiğinde itiraz ciddiye alınıp tekrar sayım yapılırken, hem ilçe düzeyinde hem il düzeyinde sayım yapılırken, biz itiraz ettiğimizde neredeyse hiçbir yeniden sayım talebimiz kabul edilmedi. Aydın'da, Hakkari'de özellikle geçersiz oyların fazlalığına baktığınızda bu konuda kaygı duymayı fazlasıyla hak eden bir tablo olduğunu görüyoruz. Değerli arkadaşlar, bizim sıfır oy aldığımız 26 bin sandıkta 118 bin geçersiz oy var. 26 bin sandıkta sıfır oy almışız, böyle gözüküyor ve bu sandıklarda 118 bin geçersiz oy var. Bir üst kademe rakam, Türkiye'deki toplam 1 milyon civarındaki geçersiz oyun yarısı, 500 bin civarındası bizim 1 ila 10 arası oy aldığımız sandıklar. Bütün bunlar tesadüf mü? Yani en çok geçersiz oyun bizim sıfır oy aldığımız sandıklar olması ve sandık kurulu görevlisi bulunduramadığımız sandıklar olması bir tesadüf mü? Bu tablo açıklamayı gerektiriyor, izahatı gerektiriyor. Aksi takdirde zaten o hal koşullarında yapılan bir seçimin meşruiyeti hep tartışılır olacak. Ama bu rakamlar da önümüzdeki dönem seçim tartışmaları açısından son derece belirleyici, son derece anlamlı karine oluşturacak. Yine değerli arkadaşlar, özellikle boşaltılan şehirler, yıkılan ilçelerle ilgili de ciddi bir seçmen kaybı olduğunun özellikle ifade edilmesi gerekiyor. Bu seçmenlerin nereye taşındıkları, nerede oy kullandıkları, oy kullanıp kullanamadıkları konusunda da ciddi bir değerlendirme yapılmalı. Bunun araştırmasını bizim komisyonlarımız yapıyor ve bunları önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Bu şehirlerde uygulanan yıkımlar, herhangi bir güvenlik tehdidi olmayan mahallelerde bile binaların yıkılmış olması, seçmenlerin nereye kaydığı, nereye gittiği, ne kadar seçme seçilme hakkını kullanıp kullanmadığı konusunda da önemli bir gösterge olacaktır. Elbette ki YSK'nın ya da İçişleri Bakanlığı'nın ihmalleri, kasıtları, kusurları muhalefetin eksiğini örtmeye yetmez. Biz bu konuda hem sivil inisiyatiflerin hem muhalefet partilerinin yeterince seçmen oyuna, iradesine sahip çıkamadığı için elbette ki kendi öz eleştirimizi de yapmamız ve önümüzdeki dönem için aynı eksiklikleri, aynı ihmalleri, yanlışları yapmama konusunda daha dikkatli, daha disiplinli, daha ciddi çalışma yapmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Değerli arkadaşlar, bir iki konuda daha çok kısa değerlendirmeler yaparak basın açıklamamızı bitireceğiz. Birisi, Türkiye'nin yerel seçim tartışmasına erkenden başlamış olmasıdır.
Elbette ki yasal prosedür tamamlanırsa, yani anayasa değişikliği yapma sayısına ulaşılırsa seçim tarihi, yerel seçim tarihi değiştirilebilir. Bunun haklı, meşru, toplumsal gerekçeleri var mıdır, yok mudur, bu tartışmaları daha uzun süre yapacağız. Bizim parti kurullarımız önümüzdeki günlerde hafta sonu yapacağımız MYK toplantısında, il başkanları toplantısında bunları değerlendireceğiz ve kamuoyuyla yaklaşımımızı, düşüncemizi paylaşacağız. Ama seçimi erken yapmanın gerekçesi seçmen iradesinin bir an önce netleşmesi ve siyasetin de buna göre şekillenmesi ise, eğer bir yerel demokrasi kaygısı taşınıyorsa, galiba önce 2014'te ortaya çıkan iradenin tanınması gerekiyor. 2014, yani son yerel seçimlerde ortaya çıkan seçmen iradesi gasp edilmiştir. Ağlayarak görevini bırakmak zorunda kalan belediye başkanları oldu iktidar partisinden. Başka illerde belediye başkanı görevden alındığında yasal sürecin gereği olarak yerine meclis içerisinden seçim yapılırken 90 civarında belediyede, büyük kısmı DBP'ye ait belediyelerdir. Bu belediyelerde meclisin kendi içinden belediye başkanı seçilmesine bile fırsat verilmeyip kayyumlar atandı. Cezaevinde 50 civarında belediye başkanımız var. Şimdi bu iradeyi gasp etmeye devam edeceksiniz. Bu iradeyi tanımamaya devam edeceksiniz ve kalkıp seçimleri erkene alma tartışması yapacaksınız. Bu demokrasi kültüründen yoksunluktur. Bu yerel iradeyi yok saymaktır. Seçim tarihinden önce tartışılması gereken bu gaspın bitmesidir. Bu iradenin tanınmasıdır ve bu seçmenin tercihlerinin yok sayılması karşısında siyasetin bir somut, net açıklama yapmasıdır. Yine değerli arkadaşlar, elbette ki OHAL'in kaldırılmasıyla ilgili tartışmalar bizi haklı çıkaran niteliktedir. Elbette ki OHAL'in bir kez daha uzatılmaması hem ekonomi için, hem siyaset için, hem hukuk için, hem toplumsal barış açısından son derece önemlidir. Ama OHAL'i şeklen bitirmek asla yetmez. Sonuçta OHAL döneminin haksızlıkları ile ilgili bir telafi yönteminin somut biçimde kamuoyuyla paylaşılması gerekir. Eğer KHK'larla gasp edilen haklar bu konuda hiçbir telafiye tabi tutulmayacaksa, yani bu KHK'larla ortaya çıkan durum devam edecekse, OHAL'in kalkması ne anlam ifade edecektir? Özellikle KHK'ların ortaya çıkarttığı haksızlıklar, hak ihlalleri konusunda bunların tekrarlamayacağı ve bu haksızlıkların giderileceği konusunda da bir düzenleme ya da irade beyanı gerekir. Kapatılan televizyonlar, yayın kuruluşları, işinden atılanlar ve kurulmuş göstermelik bir komisyon, keyfi tutuklamalar, gözaltı süreleri, bütün bunlar OHAL'in mirasıdır ve bu mirası Türkiye taşımaya devam ettiği müddetçe OHAL'in şeklen bitmesi asla demokratikleşme anlamına gelmeyecektir. Değerli arkadaşlar, bu ülke ciddi bir toplumsal çürüme yaşıyor. Ciddi bir yozlaşma süreci yaşıyor. Her gün yaşadığımız ve büyük bir insanlık dramı içeren vakaları sadece cezaların artırılmasıyla izah edemeyiz, asla bunu çözemeyiz. Dolayısıyla da çocuğa yönelik şiddet, çocuk istismarı ve benzeri vakaları idam tartışması üzerinden yürütmek yerine bilimsel, ciddi, ikna edici, inandırıcı bir yaklaşımın sergilenmesi gerekiyor. Biz bu konuda Çocuk Bakanlığı kurulsun önerisi yaptık, dikkate alınmadı. Zaman zaman araştırma komisyonları kurulması için girişimlerde bulunduk. İktidar partisinin milletvekillerinin el kaldırıp indirmesiyle bu önerilerimiz reddedildi. Yani bunlar araştırılmaya değer şeyler bile görülmedi. Hatta bu reddetme sanki bir zafermiş gibi, bir büyük başarıymış gibi, yani bu konuda
araştırma yapılmasın kararını meclisten çıkartmak sanki çok gurur duyulacak, onur duyulacak, övünülecek bir şeymiş gibi mecliste genel kurul salonunda bu araştırmaların yapılmasından kurtarılan siyasetçiler kuyruğa girilerek kutlandı. Şimdi bu kutlamayı yapanlar bu kayıp nesillerin hesabını vermelidir. Bu sosyal travma, bu toplumsal felaket hali elbette ki bir siyasal sistem sorunudur, eğitim sorunudur, medyadaki tekelleşme sorunudur. Ve bütün bunları birlikte ele almadan sadece idamla sorun çözmeye kalkmak da ciddi bir manipülasyondur. Sadece şu karşılaştırmayı yaptığınızda bile bu gerçeği görürsünüz. Dünyada idam cezasının olduğu ülkelerde mi çocuk istismarı, tecavüz ya da ölüm vakaları daha yaygın, yoksa idam cezasının olmadığı ama daha kaliteli eğitimin olduğu, daha ciddi bir adalet hukuk sisteminin olduğu ülkelerde mi? Bütün bunları görmezlikten gelip, bütün sorunları kendisini çekiç gibi görüp, kamuoyunu da çivi muamelesine tabi tutan zihniyetle asla çözüm bulunamaz. Değerli arkadaşlar, son olarak da enflasyon rakamları ile ilgili çok kısa bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Türkiye'de ekonominin tamamen siyasal nedenlerle, tamamen yönetimsel nedenlerle ciddi alarm zilleri çaldığını bütün toplum iliklerine kadar hissediyor. Bu veriler sadece rakamlarda değil, hayatın içinde kendini gösteriyor. Küçük esnaf, dar gelirli, yoksul toplumsal kesimler, geniş kesimler bunu her gün yaşıyorlar. Ama bu durumu sadece dış güçlerle izah etmeye kalkmak, sadece enflasyon sepetindeki ürünleri değiştirerek, rakamlarla oynayarak farklı bir tablo ortaya çıkartmak artık mümkün değil. Değerli arkadaşlar, 14 yılın en yüksek tüketici fiyatları endeksine, yani tüketici enflasyonuna ulaşmış durumdayız. Bu rakam 2003 rakamları. Yani az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, enflasyonda bu iktidarın ilk yıllarına geri döndük. Üretici fiyat endeksindeki rakamlar çok daha yüksek. %23'ün üzerinde, %24'e yakın bir rakamdan bahsediyoruz. Değerli arkadaşlar, elbette ki faizlerin yükseliyor olması, enflasyonun yükseliyor olması, gelir dağılımındaki uçurumun gittikçe büyüyor olması, dar gelirinin enflasyon rakamlarında rakamların altında eziliyor olması bir sosyal felaketi de beraberinde getirir. Ve bu durum sadece teknik bir sorun değil, siyasal bir sorundur. Bir politik tercih meselesidir. Gerek inşaat sektöründe finans kriziyle karşı karşıya bulunuyor olmamız, gerekse otomotiv sektörünün artık fren yapmaya başlamış olması diğer bütün sektörleri zincirleme etkileyebilecek düzeydedir. Dolayısıyla da biz daha fazla kamuoyunu yanıltacak açıklamalarla kendi kendimizi kandırmaktan vazgeçip bu çıplak gerçekle yüzleşmek ve bu acı gerçeğin gerektirdiği sorumlulukla çözüm üretme konusunda hareket etmek gerektiğini ifade ediyoruz. Benim ifade edeceklerim, paylaşacaklarım bunlar. Eğer sorunuz varsa cevaplamaya çalışacağız. Sayın Bilgen, HDP önceliklerden biri de Kürt sorunun çözümü, ama bugün karşımızda sorunu çözmeye hazır ya da istekli bir muhatap yok. Bu koşullar altında sorunun çözümü için HDP neler yapacak, çalışmalar hangi zemin üzerinde yürütecek? Evet arkadaşlar, bu sorunun iki boyutu var. Birisi güvenlik politikaları ile ilgili boyutu, ikincisi de demokratikleşme sorunu. Elbette ki biz demokratikleşme konusunda başından beri ana belirleyenin demokratikleşme olduğu iddiasıyla hareket ettik. Yani güvenlik zaafımız var, onun için demokratikleşemeyiz yaklaşımını hiçbir zaman doğru bir yaklaşım olarak görmedik. Sorunun sebebinin güvenlik zaafı değil, sorunun sebebinin demokratikleşememe olduğu düşüncesindeyiz. Dolayısıyla bundan sonra da demokratikleşme en kapsayıcı biçimde, en kalıcı, en tutarlı biçimde demokratikleşme konusunda üzerimize düşen çabayı sarf edeceğiz. Özellikle demokratik bir anayasanın savunulması, yasalardaki antidemokratik düzenlemelerin ortadan kalkması ve o halle birlikte
kalıcılaşan, kurumsallaşan antidemokratik uygulamaların son bulması konusunda çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Ve bizim açımızdan elbette ki barış konusu şüphesiz çatışmasızlık sorunudur. Ama en az bir o kadar da toplumsal barış konusudur. Biz artık barışın toplumsal barışla, yani aşağıdan yukarıya, sokakta, hayatın içerisinde kurulması gerektiği düşüncesindeyiz. Bunda ısrar ediyoruz. Yani bu ülkenin barışını bu ülkede yaşayan farklı kimliğe, farklı kültüre, inanca, dile mensup insanlar, halkımız, halklarımız hep birlikte kuracaklar ve siyaset de bunun gereğini eninde sonunda yapacak. İktidar kim olursa olsun, muhalefet nasıl davranırsa davransın, bu toplumsal beklentiye, bu toplumsal talebe sırtını dönen siyaseten de kaybedecek. Çünkü bu insani bir taleptir, bu haklı bir taleptir. Bugüne kadar ödenmiş ağır bedelle çoktan hak ettiğimiz bir durumdur. Biz toplumsal barışı ve demokratikleşmeyi sonuna kadar savunmaya, bunun mücadelesini yürütmeye devam edeceğiz. Evet, başka soru yoksa arkadaşlar teşekkür ediyoruz.